Hoş geldiniz saygıdeğer güvercin severler. Mavi ile çakmaklı güvercini biliyorsunuz. Durmadan depolara falan konuyordu. Bir de ayrıca dama konuyordu. Şimdi kuyruklarını çekti. Uçuruyorum da daha ilk uçuşları. Böyle yaparak hayvanları sıklıktan çıkarabilirsiniz. Ben kuyruğu çekme taraftarıyım. Benim yerim alçak. Bir böyle uzaklaşıp da sizlere göstereyim. Yerim şu şekilde. Hedef noktam bura. Sağlı sollu bina var. İlk uçurduğum zaman bir iki kere konuyorlar. Çünkü ilk kıtlıktan çık, yani ilk defa kuyruklarını çektim. Ondan dolayı bir afallıyorlar. Bir böyle bir hakimiyetini kursalar. Ondan sonra zaten konma falan olayını terk ederler. Bu gördüğünüz mavi normal olarak herhangi bir şekilde hiçbir dama konmuyor. Sadece sıktadır diye kalkarken dengesini bozup oturdu. Bu normal bir şey. Ayrıca de bu çakmaklı güvercinde 2 yıl boyunca kaybettim. 2 yılın sonunda geldi. Bu hayvanı da uçurdum. Baktım ki durmadan çok sıkta. Onun da kuyruğunu çektim. Bu tür şeyler normal arkadaşlar. Şimdi bir yemleme yapacağım. İnsinler tekrardan uçuracağım. Kuş çıkardım bir tane. Gel. Olmadı, ben biraz yem getirip vereyim. Hemen inerler. Zaten acı bırakmışım hayvanları uçuracağım diye. Yok, aldanmıyor. Yemi getirdim. Şimdi nasıl gelecek? Çandalar da benim başımın belası ya. İyi baktıkça bunlara yüz alıyorlar, yemin ederim. Baksana. Hayvana bırakma, yemek kesin hemen iyi değil. Lan zaten size her gün veriyorum. Diğer çakmaklı inme taraftarı. Pencereler açık. Çekmek istemiyorum. Tam böyle sadece altı hayvan gözükecek şekilde. Bu hayvanın gayet düşmesi normal. Şerefsizler başta yakalamamış olsaydı bu hayvanı çok güzel izliyor olurdu. Onlara da küfür etmek istemiyorum ama yakalayan kimse umarım böyle bir bereket kümesinde görmezsin. İnşallah. Ayrıca da bir yabancı güvercin geldi. Vallahi yabancı güvercin var. Velhasıl arkadaşlar, inecek görüyorsunuz. Bunu kalkıp da böyle olan kuşları uzaktan fırlatmayın arkadaşlar. Daha bir yerden bir yere uçamıyor. Bir de uzaktan fırlattığınız zaman hayatta gelmez. Kuyruk bantlama, kuyruk böyle lastikleme olaylarını unutun arkadaşlar. Bu çakmaklının videosu vardır. Seferi yeni yeni geliyorken, daha kuyruğu yarımken. Onu izleyin, ne demek istediğimi anlarsınız. Bir hayvana kuyruğunu çektiğiniz zaman kuyruğu ne kadar çok gelirse hayvan o kadar yavaş yavaş kendini güzelleştirir. Bakın. Hayvan gayet normal. Ya ben zaten bu hayvanı huyunu suyunu biliyorum. Şu an iki kanadını dizmiş. Bu sefer de bakmak istiyorum yani. Hayvan iki senenin ardından hiç uçmadığı sürece bir ciğer verildikten sonra düzelir mi, düzelmez mi, yoksa bozulmuş mu? Onu merak ediyorum. Yani bir gözlemleyeceğim bu hayvanı. Diğer hayvan da burada. Onu da bir çağıralım tekrardan. Bir yem getireyim. Ayrıca da bir tane çakmaklı var karşıda, yabancı güvercin. Buralarda uçuyor. Gel. Yani bazı kuşçular vardır.
Hayvanı dama konduğu zaman videoyu çekmez, videoyu siler. Ben ise çekmiyorum arkadaşlar, bu kuş sonuçta. Yerin ne kadar iyi olsa bile mahalleye bile düşer. İşte kaçak gördüm burada, caddeye de düşer. Damlara da düşer. Önemli olan bundan sonraki performansı. Bir kuyruğu çekildikten sonra bir hayvan kuyruğu olmadığını bilsin, bir kendi hakimiyetini sağlasın. Ondan sonra zaten Allah kerim. Her kaçak güvercinle gidip gidip geliyor da. Bak. Normal. Kanı dört dörtlük olan hayvan bile konar. Ben en iyisi diğer kuşları da çıkarıyorum. Yabani güvercin var. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer o kaçak güvercini yakalarsa videoyu devam ettiririm. Yakalamazsam zaten böyle olduğu gibi paylaşırım. Dediğim gibi yani bu tür olan hayvanları uzak yerden fırlatmayın. Yavaş yavaş zaten bir bakmışsınız açılır toparlanır. Hayvan randımana binerse iyi sistem de olur. Güzel bir şekilde sefere de gelir. Bakın inecek. Bir insin öyle olmadı, videoyu duraklatırım. Olmadı, bir kuş daha çıkaracağım. Bakın ayağa bak. Az kaldı duvara posuyor duvarla. Bir de baş kanatları kan. Ben bilerek çektim zaten, dedim bu hayvanın sıklıktan çıkana kadar kanat uçları da tam net güzel bir şekilde çıkar. O sebepten dolayı herkese hayırlı güvercin beslemeler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir de arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce de bir şey de demek istiyorum. Hayvanın ayağını gördüm diyor öyle. Şimdi bilezik takıyorsanız hayvanlara, sıktaki hayvana özellikle çok kalın bilezikler takmayın. Böyle ince olarak olursa daha iyi olur. Çünkü kalın olanlar olduğu zaman hayvanın dengesini yine de kaybettiriyor. Ya da isterseniz hiç takmayın. Ben genelde hiç güvercinlere takmıyorum ama bir iki tanesine tek takmışım. O da köşede duruyor, durmadan kayboluyordu. Dedim en iyisi hayvanların bacaklarına takayım. Çünkü bazı hayvanlar hiç sevmiyor, bazıları ise seviyor. Mesela arkadaşlar bu çakmaklı ufak olduğu için buna hiç takmamışım. Çünkü bir ara taktım, hiç sevmiyordu. Yani durmadan bacaklarını oynatıyordu böyle böyle. Stres yapar o da. O sebepten dolayı hiç takmasanız daha iyi. Sağlıcakla kalın. Yok. Düzelecek, düzelecek. Baba. İnşallah düzelir.